Herkese merhabalar, ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo X'in YouTube kanalı için hazırladığım programda bu haftaki konuklarım Dolu Kadehi Ters Tut. Uğurhan ve Oğulcan'la beraberim. İsimlerinizi şu anda karıştırmadan düzgün söylediğim için bundan sonra abi diye devam edeceğim. Abi hoş geldiniz. Hoş hemen nasıl bak? Hoş bulduk. Abiye geçtim. Öncelikle beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Onur olduk gerçekten. Ne demek abi, o onur bana ait. Sizi canlıda da izleyince beraber çaldığımız Ankara'daki konserde gerçekten hayran oldum. Ve ilk fırsatta da bu müzikal performansın geçmişi nedir? O anlamda sizi sorguya çekmek için fırsattan istifade kendi programıma davet ettim. Biraz önce de açıkladım. Aslına bakarsanız benim 4-5 tane sorum var. Yani müzik hayatınıza nasıl girdi? O kısımla başlayalım. Yani ne kadarını anlatmak isterseniz o kadarını anlatın. Hiç gerilmenize gerek yok. Ya biliyorum çok klişe, çok geyik bir soru. Ama bazen böyle çok alakasız bir yerden bir örnek ya da bir insan karşınıza çıkıyor ya da bir kitap karşınıza çıkıyor ve evet ben de müzik yapabilirim güdüsü başlıyor. O nasıl oldu sizin hayatınızda, onu öğrenmek istiyorum. Ya bizim dönemde aslında liseler arası müzik yarışması bizim yaşıtlarımız arasında bayağı bir popülerdi. Benim de aslında tamamen böyle profesyonel müziğe geçiş aşaması diye nitelendirebilirim aslında o yarışma kültürünü. Lise zamanında işte lise 2'de falan işte Kastav o zaman ismi. Orada bizim hoca böyle bir yarışma var falan demişti. Biz de böyle arkadaşlarla bir grup kurduk. Kimse profesyonel değil yani, hatta davulcu böyle davulla ben davul çalayım falan diye girip işte gitarı ben bir gitar aldım zaten ona çalışıyordum falan deyip. Öyle bir o zaman da ilk şarkımız Amon Amart'tı hatta. Amon Amart çalmıştık. Nasıl yaptık, niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum ama tam hepimiz metal dinliyorduk yani. Kaç yılıydı bu? Bu kaç yılıydı? Lise 2 mi? Lise 2, evet. 2008-2009 falan. Falana denk gelen bir sene. Kassal'da evet. Jürilik yaptım ben. Öyle 3 mi? Defa. Evet evet, hatırlıyorum aynen. Bizim ama hangisine denk geldi acaba? Melis Sökmen'le... İşte Serhat Hacıpaşalıoğlu onun şey yaptığı dönemde jürilik yaptım ve bir günde 70 tane grup dinlemek o hakikaten ilginç. Ben onu çok merak ediyordum. Yani. Nasıl bir şey oluyor? İyi bir şey değil abi. Evet, evet. Ya bir noktadan sonra artık sünger, pamuk, evet. Bal bubuğu ne bulduysa tıkıyorsun yani evet. Kulağına. Evet. Özellikle akşam olan gruplar çok üzücü oluyor evet, hakikaten evet, böyle. Evet. Jüri böyle birazcık kaymış zaten. Ya bir de lise bir grubusun evet, yani. Yani şeyi de çok yani kendi aramızda da eleştiriyorduk. Yani 15-16 yaşında çocuklar evet bir şekilde enstrüman çalabiliyorlar. Bir şekilde kendi aralarında prova yapmışlar ama sahnede duyum önemli, kendini hissedebilmek önemli, arkadaşını duyabilmek önemli, monitörlerin iyi olması lazım. O standart setup içinde 5 dakika içinde en iyi performansını sergilemeleri gerekiyor. Herkes de onu yapamayabiliyordu ama onu da anlayacak durumdaydık işin Türkçesi. Yarışmada kaçıncı oldunuz? Valla o ilk katıldığımız zaman hiçbir şey olmadık. Bir kere daha katıldık. O zaman Bon Jovi çalmıştık. Onda da böyle bir son, finale kalıp böyle bir şeyler oldu falan ama tam bir şey olmadı. Sonra son sene 2010 ya da 11 mi? Son sene 2010 o zaman. 11. O zaman işte Guns N' Roses çalmıştık. Welcome to the Jungle. Onunla tutturduk orayı. İşte finale kaldık. Ben oradan işte bir jüri özel ödülüyle bir üniversite bursu falan kazandım. Oradan işler zaten bir hızlandı. Süpermiş ya. Evet. İlk böyle ciddi girişimler aslında lise zamanı oldu yani ve yarışmayla aslında oldu. Bulcan senin? Benim çok küçüklükten beri müziğe ilgim vardı. İlk başta hatta böyle 10 yaşlardan itibaren özellikle hip hop ilgim falan çok yüksekti. Sonra tam 13 yaşında falan böyle rock müziği o zamanlar işte şeyde hip hopla rock arasında işte nu metal kültürün de falan da etkisi ne oldu? Manga'nın falan da etkisi olduğu bir dönemde. Limp Bizkit, Linkin Park, Deftones, Korn. Evet, hocam evet ben hüzünleniyorum o dönemde hatırladıkça. Beni böyle şey yaptı yani rock müziğe doğru işte Cure'la birlikte sonra ben dedim ki ben gitar çalayım. Cure dinle. Yani biliyordum hani Red Hot Chili Peppers falan hep vardı bende ama sonra işte gitar aldım. Lisede benim de Uğran'a benzer bir maceram oldu. Ya hep şey vardı. Hadi bir araya gelelim müzik yapalım vardı bende de. Hatta az önce dediğin gibi Kastav'da da şey oldu. İki senede de bizim bir kaza geldi başımıza. İlk senede ben vokaldim. Şey çalmıştı Green Day. Bizim davulcumuz konser öncesi düşüp bacağını incitti. Kramp girdi falan. O davulunu da çalamamıştı düzgün.
İkinci senede ben dedim ki bu sefer ben... Numara yapmıştır, heyecan meyecan. Olabilir ya ama... Belki kendini sakatladı bilerek. Yok ama yani. Sakatladı hakikaten ya. Çok komik düşmüştü hatta. Neyse şey, ikinci senede ben bu sefer gitar çalıyorum. Bir tane kız arkadaşımız vokallik yapıyordu. Şimdi ilk defa sahneye çıkıyorum. Çok prova yapmış falan ama sahneye çıktık. Bir oktav aşağıdan girdi şarkıya. Toplayamadı da bütün şarkı öyle söyledi. Hani şey... Cardigans falan çalmıştık abi işte. I don't know falan diye söylemek zorunda kaldı. Topla yani anlayıp şey yapana kadar bitiyor zaten 3 dakika. Öyle bir deneyim oldu. Bayağı yani. Yarışmayla, yarışma kültürüyle başlayan bir girişiniz oldu yani. Evet evet, o çok fazla, hatta çok fazla müzisyene katkısı oldu bence. Evet, evet. Yani bizim çevremizde şu an bizim yaşadığımız gruplardan neredeyse orada çalmayan yok yani. Evet, bizim evet, jenerasyon evet. Gruplarının hepsi bir kastavdan geçmişti. Bir yani. Noktada birileri geçmişti yani. Bizim çıkışımızda Sing Your Song isminde bir yarışmaydı mesela. İşte 6. cadde birincisi olmuştu. 6. cadde iki kişiden oluşuyor. Onur Ela ve Emre Aydın. Ondan sonra işte 2004-2005 yılında, 2002-2003 yılında ilk albümü onlar çıkarttılar. 6. cadde. Sabuha Urfalı Bobby'nin şarkısını coverlamışlardı. Ama ondan sonra o 6. caddenin devamı gelmedi. Emre bizden sonra işte solo çıkışını yaptı. Menajerlik firmamız, plak firmamız aynıydı o zaman. Neyse. Peki yani bu müzikle ilgilenme kısmı okey. Bunu şey yapıyorum ama öyle bir kırılma noktası oldu mu? Ya abi ben evet ya bundan sonra hayatıma müzik yaparak devam edeceğim. Yani ben bu tadı aldım. Yani ben atıyorum beyaz yakalı olamam, bilmem bir şirket işinde çalışamam, sabah erken kalkmak vesaire falan. Ya ben müzik yapacağım diye onu hissettiğiniz, algıladığınız bir kırılma noktası oldu mu? Ya o benim için muhtemelen Oğulcan'la tanıştıktan sonra ki süreçle başlayan bir karar süreciydi yani. Çünkü biz aslında lise döneminden hemen sonraki o üniversiteye geçiş falan zamanında tanışıp hadi hemen bir, böyle bir evet. Çok yakın arkadaş olup hemen müzik yapmaya başlayıp falan. Oğulcan'ın o zaman bir metal grubu vardı. Ondan sonra o kendi vokal, anlatır zaten, kendi vokal yapıyordu orada. Daha sonra bizim bir ortak arkadaşımız sayesinde o metal grubuna ben dahil olmuş oldum arkadaş olduktan sonra. Daha sonra işte birlikte müzik yapmaya başladık. Derken işte de o kadar ters. Paralelde bütün planlarımızın paralelinde hep durdu müzik. Yani artık ne yaparsak vardı. Yapalım. Yani başka işim onu konuşuyoruz hani ne olurdu diye. Eminim ya yani Uğran da ben de hani diğer okuduğumuz alanda ilerlesek de grubu olan bir iki arkadaş olurduk yani. Arada şurada iş yapıyoruz, arada bir şey yayınlıyoruz falan. Hani o artık çıkmazdı. Ama muhtemelen bizim asıl olayımız bu olsun dememiz hani hatta Dolu Kadehi'nin ilk albümünden de sonraki evet, ilk evet. Reaksiyonları alınca biz onu da mesela hobi olarak hani demomuzu yükledik gibi aslında evet, bizim evet. Evde yaptığımız. Home stüdyo, ev kaydı diye. Yani, demo albüm yani aslında. Demo albüm, ilk. Akustik kayıt, vokaller hani böyle işimizden gücümüzden arta kalan zamanlar. Polonya'nın başı belada. Hala o ilk beşte en popüler şarkılarda bir iki tane şarkı var yani ben o albümde. Ben de işte 3-4 hafta önce onu çalmıştım herhalde. Yani işte onun akustik session'ları var. Bir de evet, yeni kaydettiğiniz herhalde. Evet. Aynen. Sende var mıydı öyle bir kırılma noktası? Yoksa beraber hareket etmek beraber. Mi sizin ya kırılma evet, noktası? Evet. Biraz öyle gibi oldu yani. Belli bir yaştan sonra bir Dolu Kadeh'le özellikle birlikte böyle bir yani ne yaparsak bir sürüklendik yapalım, yani. Arkada o vardı. Evet, yani evet. Atıyorum Uğran bir işiyle ilgili bir şeye girişiyordu. O sırada bir yandan klip tasarlıyorduk. Yok işte ben bir yere çekime gidiyordum. Orada tanıştığım ekiplerle dönüyorduk, klip çekiyorduk falan. Hep böyle yanda yürüyen bir şeydi bizim. Hem amatör gibi bir ruhla ama aslında en başından beri de bir profesyonel bir anlayış da vardı yani bizim işimizde. Çevremizde. Yo, o zaten belli. Hem tavır olarak hem de işleyiş olarak o amatör ruhla fakat profesyonel bir bakış açısıyla mevzuya yaklaştığınız belli. En başından zaten bağımsız bir grup olarak devam ediyor olmanız, bütün albümlerinizi kendinizin çıkartıyor olmanız falan gerçekten takdire şayan bir durum. Yani biz kariyerimizin 20. yılında yapabildik bunu. Siz en başından bu şekilde hareket etmişsiniz. Vallahi tebrikler yani. Arada metal grubu lafı geçti bir tane, onu merak ediyorum. Ya şöyle oldu o da, ben işte dedim yani ilk fırsattan beri bir grup kurma çabası oldu hep. İlk başta lisede tanıştığım arkadaşlarla hemen bir grup kurduk. İşte onun arkadaşı geldi, o gitti falan derken hani ben kendimi vokal olarak buldum öyle bir niyetim olmadan. Tarz neydi? Adı ya neydi? Tarz şu. Ha, ismi ilk başta 3 kişiyken Typical Rock Band diyorduk kendimize. Typical Rock Band. Sonra dedik bir isim koyalım falan, klavyeci falan aldık. Sonra Sam Matiz koymuştuk ismine. O da benim ablamın benimle bir yaşıt olan bir köpeği vardı. İşte ölmüştü, ismini koymak istedik gruba falan. Ondan sonra bir noktada ben şey dedim yani ben hem vokal hem gitar ikisini de istediğim seviyede yapamıyorum. Ya vokal olayım ya gitar. İlk başta vokal olmayı denedim. Onu istediğim standartta yapamadım zaten. Sonra dedim ki ben gitarist olayım. Tür de şöyle gelişti. Yani ilk başta daha alternatif rockken
O her ergenlik çağındaki gencin yaşadığı sertleşmeyi trash'e doğru, yani en son şey, çok saçma playlistlerimiz vardı bir yer. Hani ben vokalken Muse var, Red Hot var, Rammstein var, Megadeth var, böyle saçma playlistler çalıyorduk. Aslında sevdiğimizi çalıyorduk ama Uğur'an geldiğinde artık pure metal, işte Trivium'lar, işte Nevermore'lar, Dream Theater'lar falan, hani o noktaya gelmişti. Şaka yapıyorsun en ya. En soft Megadeth falan çalıyorduk yani, herhalde. Süpermiş. Hani öyle bir noktadaydık. Var mı hiç kayıtları falan? Ya kayıtları var, hiç su yüzüne çıkmış pek bir şey yok. Hatta bir noktadan sonra da böyle onları arşivledik, kaldırdık. Hani şey, kendi şey bestelerimizi çok çalıyorduk. Bir, keşke bir fırsat bulsalarız da o ekibi tekrar toplayıp böyle bir... O bizim projemiz. Bizim Harbiye konseri oldu. Şey diyoruz böyle, ya aslında çıkalım. Herkes Dolu Kadehi'ye geldik, çıkalım. Full Sen Batı çalalım. Herkes ne oluyor? Evet, öyle şey, bir şeyimiz hep oluyor ama yapmadık. Rahmetli Çağlan'la en son burada Lanet Bir Gece 3'te Athena işte Radical Noise falan vardı ve o akşam da şeyi konuştuk. Hatta geçen hafta da, geçen haftalarda da Tolga Akık Yıldız'la benzer bir şeyi konuştuk. Manga'nın Limon Bar playlistini çalacağımız bir performans düşünüyoruz. Belki bu önümüzdeki sonbahar ya da kışa hazırlayacağız öyle bir şey. Deftones, işte Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Cold Chamber, Sepultura falan. Yani, bizim de öyleydi. Ya Vanilla Ice vardı, Ice Ice Baby çalıyordu bir taraftan. Bir taraftan Cold Chamber çalıyorduk, Sepultura çalıyorduk. Chaos AD çalıyorduk abi. Çok iyi. Roots falan zaten çalıyorduk da. Abi. O ilginç olabilir yani. Sizler hakikaten öyle bir playlist dinlemek isterim yani. Evet, hayvan gibi de çalarsınız büyük ihtimalle yani. Bir kere şey yaptık, bir akustik konserde bir tane Sen Matiz ve bir de İngilizce beste yapıyorduk o zaman. Sen Matiz bestesinden bir iki şarkıyı biz Dolu Kadehi evirmişliğimiz var, böyle soft şarkıları. Evet. Sonra dedik ki bu aslında Sen Matiz şarkısıydı, İngilizceydi falan. Seyirciler daha İngilizcesini çalın falan dediler. Biz de onu çaldık bir kere. Evet, İngilizcesini doğru. Çalıp söylemiştik. Onun dışında hiç öyle olmadı yani. Çünkü genre farkı çok radikal olur yani. Biz şimdi hakikaten böyle garip bir seviyede bir metalcilikten birden akustik singing song var. Ama şimdiki ekibi çünkü ve performans kabiliyetinizi, yeteneklerinizi düşününce Amon Amarth bile çalınabilir diye evet, tahmin ediyorum. Ekip çok... Ben muhtemelen söyleyemem artık. Evet, ekip becerir kesin. Okey abi, diğer sorum da şu. Pandemi nasıl geçti? Ne yaptınız? Yani bunu gerçekten şey noktasında merak ediyorum. Kendimden hareketli. Çünkü müziğe ve davula daha önceden bakmadığım şekilde bakma fırsatım oldu. Belki de yokluktan ve konsersizlikten vesaire falan filan. Daha önceden düşünmediğim yerleri düşündüm. Biraz o benim kurtuluşum ya da böyle bir tutunma noktam oldu. Sizde pandemi nasıldı? Nasıl geçti? Yani pandemi tabii ki çok böyle bir düşük olduğumuz zamanlar da oldu ama onu bizi kaldıran şey aslında çok daha öncesinden planladığımız albüm fikriydi. Biz o albüm fikrini biraz daha hemen öne alıp direkt Kaş'a gidip bir sürü ekipman toplamıştık o sırada da. Evde tutmuştuk hatta evde tutmuştuk. Pandemiden önce. O bütün ekipmanlarımızı o eve götürdük. Orada bir stüdyo ortamı yaptık ve bir ay orada kaldık ve bir albüm çıkardık aslında pandemide. O bizi bayağı böyle bir aktif tuttu ve hani... Delirmememizi sağladı. Sağladı aslında gibi oldu. Ama konserini yapamamak, albüm bitince lansmanın turunu yapamamak falan... Tam bir albüm deneyimi yaşayamamış olduk aslında pandemiden dolayı ama... Şu anda acısını çıkartıyoruz işte. Bir de biz öyle bir noktada pandemi olduken yani biz böyle en hani görece o zamanki en prime noktamızda pandemi oldu. Çok büyük planlar vardı, büyük konserler. Hani şöyle söyleyeyim, pandemi bitiminde yaptığımız ilk konser Harbiye konseri. Hani ilk defa Harbiye'ye çıktık. Öyle bir noktadayken pandemiye girince biraz ya ulan neleri kaçırıyoruz şu anda ve ne kadar sürecek belli değil. Neyse düşmeyelim falan gibi. Çünkü şey düşünüyoruz hani ya bu böyle 4-5 yıl gider de biz hani irrelevant bir hale gelirsek, bu dönemi de hiç konser yapamamış olma korkusu falan vardı. Ama dediği gibi o albüm planı tam ona denk geldi ve yani hatta şey falan oldu yani fiyatlar falan uçtu. Herkes birden biz de kapanalım kafası oldu. Ama biz böyle çok ucuz görece çünkü öyle bir özel bir durumu yoktu ev tutmanın falan. Öyle bir dönemde tutmuştuk, o şans oldu bize. Yani biz de normalde çok yoğun bir konser takvimi vardı. Onun yerine şey yaptık işte, ekipmanlarla sürekli üretimi hazırlanalım. Oraya gittiğimizde çok yetkin gidelim falan diye. Oraya gittik, yani iki kişi yapmış olduk albümü. Tabii ekip gittik hani ama iki kişi bütün teknik taraflarını falan yapıp geldik. Yani ona fokus olabildik. Bir tek albüm sonrası biraz o sönüklük. Neyse ki o da 5-6 ay sürdü görece. Sonra şimdi dediği gibi acısını çıkarıyoruz bayağı konserde. Peki şey gibi bir hissiyatınız oldu mu? Yani olumsuz kısmı tabii ki pandeminin acayip de böyle herhangi bir olumlu tarafından üretim ya da
aydınlanma babında olumlu tarafından bahsedebilir misiniz? Ya pandemi olmasaydı ben şunun farkında olmazdım ya da şununla uğraşmazdım diyebileceğiniz bir tecrübeniz oldu mu? Ya teknik açıdan vesaire çok çalıştık o sırada, hani kendimizi geliştirelim falan, kesin öyle şey oldu. Mesela ben şimdi bizim dediğim gibi şey bir takvimimiz vardı, yoğun bir konser takvimi, ekipmanlar alıyoruz. En sonunda da şuraya gideceğiz. Şimdi birden o takvim boşalınca o ekipmanlar böyle kaldı. Hani bir sürü şey var. Ben de dedim ki benim kendimce böyle bir lo-fi, hip-hop vesaire bir albüm yapma fikrim vardı. Hani muhtemelen onu yapamazdım asla. Hani o yoğunlukta. Aa dedim ben bunu yapayım. Hem dedim ekipmanlarla bir albüm öncesi bir... Çıktı mı? Ha yaptım o albüm pandemi sırasında. Böyle 3 ay bir timeline hazırladım kendime. Hemen şarkıları, bütün her şeyi. Şeyi prova etmek istedim, onu konuştuk zaten. Hani biz çünkü bir ay gidelim. Hiç beste yapmadan gidelim, hepsini orada yapalım diyorduk ama risk olur mu diyorduk. Ama hani çok korkmasak da. Yeni ekipmanlar, bir sürü her şeyler. Şey yeni. Falan. Onu denemiş oldum hani ben ve zaten Uğran'la sürekli konuşuyorduk. Yani Dolu Kadeh single da yaptık o sırada. Ben böyle... Doğu olarak ne kullanıyorsunuz? Ne olarak? Digital... Ben Logic kullanıyorum. Aha, Logic. Logic kullanıyorum. Full orada şey, yani o 3 aylık bir süreç, hani hadi ben böyle bir albüm yapayım dediğimden yayınlanmasın. 3 ay geçti. Zaten Ağustos'ta falan bitti. Sonra da biz bir ay sonra da şeye gittik. Yani ona yaradı. Hani ben kendi kendime bir albüm yapmış oldum. O hep içimde vardı. Muhtemelen yapamazdım onu. Dolayısıyla o bir albüme girdiğimizde daha iyi bir standartta girmemizi sağlamıştır kesin. Mix mastering için de kendiniz mi şey yaptınız yoksa başkalarına pasladınız mı? Mix mastering'i de kendimiz yaptık. Ya o da şöyle biraz teknik açıdan... Türkiye'deki ses mühendislerini kızdırıyorsunuz ama şu an. Evet evet. Yani ya şöyle aslında şöyle geldi. Bizim olayımız şuydu, yani mix mastering öğrenelim derdimizi anlatacak kadarken sonra ne kadar sanatsal ve şey olduğunun içine girdikçe o kararları hani böyle hep biz vermek zorunda olduğumuzu daha çok hissediyoruz. Aynı bağımsız olma mantığı. Şu an ama yeni işlerimizde mesela şey yapıyoruz artık. Hani belli bir teknik yetkinliğe geldik gibi hissediyoruz. Yani sonu yok tabii ki ama. Şimdi mesela mix'i vesaire bitirip bizim yine ekipte birlikte çalıştığımız arkadaşımız var, Adam. O mesela stem master yapıyor bize. Böylece son dokunuşu başka biri yapmış oluyor ama daha öncesinde mesela Karanlık Albümünde mix'te bir arkadaşımızla çalıştık. Yani full öyle de yaptığımız yok. Mastering'i işte Red Hot Chili Peppers hastasıyız diye oraya yolladık. Fahani sırf oradan Vladomir'e yolladık. Evet. Yani o sırf böyle o aynı makineden, bantlardan bir şeyden geçsin. Güzel, romantik de bir şey aslında. Romantik bir şeydi. Tabii parası da çok romantik. O da çok romantikti. Biz 2014'te yapmıştık. Şu an tabii düşündüğü daha da romantik değil ama o zaman biraz daha mantıklı yani bir şeydi. Yani şey, keşke zamanı geriye alabilip de o bütçeleri şu anda tutabiliyorsak milyoner olabilirdik yani. Evet evet. Biz şeye yollamıştık ya, ışıkları söndürseler bile albümünü. Michael Patterson, Nine Inch Nails'ın kankası bu abi. Okay. Bizim dijital kayıtları analog masadan geçirdi. O da söyledikçe biz böyle evet. Evet aynı. Bizimki de o. Çünkü biz de evde yaptık o Karanlık Albümünü hep böyle. Yani işte Barış ile birlikte evde kaydediyoruz, ediyoruz her şeyi. Tabii ki stüdyolara gittik her ekipman için ama sonra dedik ki ya bu bir referanslarımız hep böyle Red Hot'un şu albümü, şu şarkısı, bu şarkısı dedik. Barış bir gün geldi ya dedi, bir şey diyeceğim. Hani o da şimdi çok şeye demek istemiyor, bütçesi yüksek olacak diye. Ya acaba böyle mi diye lafa girdi ya, ben böyle oldum. Oo. Evet doğru, daha lafını tamamlamadan anladım ne diyeceğini. Sonra yani o çok romantik bir yerden dedik ki neyse yapalım, bunu bir yaşamış olalım. Hani en son o kulaktan geçmiş olsun falan. Yani hissi güzel geldi. Genel olarak pandemi o anlamda kendinizi kayıt anlamında da geliştirdiğiniz ve kendi projelerinize de eğilebildiğiniz bir süreçte oldu. O kadar da olumsuz olmadı belki de yani. Evet. Yani her zaman fırsat yaratma kafasında olduğumuz için biz de. Evet, her şeyi iyiye kullanma çabasındayız yani. Aa böyle mi oldu? O zaman şöyle bir çalışalım falan. Çok kolay diyoruz. O birazcık böyle felsefi bir yaklaşımımız bizim bir şey. Yani elimizdeki fırsatı en iyi şekilde nasıl değerlendiririz bakış açısı hep var. Süper. O yüzden öyle geçti. Tabii ki yani kesinlikle pandemi olmasa daha iyi olurdu ama hani senin soruna istinaden yapamayacağımız bazı şeyleri yaptık kesinlikle. Süper. Şimdi bir dördüncü sorum var. Ondan sonra da radyo ile ilgili şarkıları soracağım size. Ya bu da aslına bakarsan çok klasik ama orada da biraz üretim tarzı olarak insanların, sanatçıların nasıl birbirinden farklılaştığını ya da herkesin kendine has bir yoğurt yiyişi olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Üretirken nasıl üretiyorsunuz? Nelerden etkileniyorsunuz? Ve atıyorum belli bir çalışma saatiniz, dinaminiz vesaire falan var mı? İşte ilk Kurt Cobain'e işte sonra işte müzik mi, lirikler mi, işte o music is first falan diye başlar. İşte Hemingway gecenin bir yarısı barda yazarmış. Orhan Pamuk sabah kalkıyor 7'de yazmaya başlıyor falan. Stephen King de. Yani sizde üretim mantığı nasıl oluyor? Nelerden etkileniyorsunuz ve nasıl bir çalışma içinde üretiyorsunuz? Sanırım yani söz yazma üzerine ben cevap vermek
istiyorum. Yani belli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben şu an kendime şöyle bir dönüp bakınca, atıyorum işte sabah kalkınca kahvaltıdan önceki yarım saat falan gibi bir şey diyemiyorum şu anda ama ya sanırım böyle tam istediğim zaman o böyle tamam ya şu an yazıyorum galiba falan olduğu zaman böyle geliyor zaten. Hani bir sabah, öğlen, akşam, hafta sonu falan bir özel bir durumu yok yani bana göre. Etkilendiğin bir şey, film, şiir, kitap, dolaşmak ya sürekli falan. Şey kafası var, onu da konuşuyoruz olacağında bir karakter yaratıp o karakter şu anda ne düşünürdü, şu anda ne yapardı falan gibi bir şeyle gidiyorum. Bu bilmiyorum yaygın bir şey mi ya da işte özel bir şey mi bilmiyorum. Aa, ama. Süpermiş. Yani albümlerde biraz de onun üzerine öyle konuşuyoruz. Biraz öykü yazma mantığı gibi geldi bana. Bir yazarlık atölyesine katılmıştım ben de. Ya belli bir noktada kısıtlamak aslına bakarsan, belli bir karakter, hatta o karakterin saçı, kaşı, gözü, rengi bile belli olursa ve hissettiği duygu ve mekanı da ya tabii illa tanımlarsan kendinden de katıyorsun o karakter. Yani birazcık hem tanıdığın insanlar hem de kendinden de bir karakter tohumu ekiyorsun ona ama yani daha rahat oluyormuş gibi geliyor bana. Ya bu durum karşısında o ne hissederdi? Şimdi böyle bir söz söylüyor ve bunun devamında ne hissederdi de söylerdi falan gibi bir mantık bana şu an böyle mantıklı geliyor bayağı. Şey gibi oldu, Fight Club'da bunlar o izbe evin bodrumunda bisiklete binerken ben Jack'in işte kırılmış kalbiyim falan gibi bir part okumaya başlıyor ya. Jack diye bir karakter varmış onunla ilgili. Yani evet, o karakter meselesi kreatif şey oluyor. Benim mesela ilgimi en çok çeken bu alanda şey, hani az önce dedin ya Kurt Cobain şunu diyormuş, bunu diyormuş mesela. Hepsini denemek benim hoşuma gidiyor aslında. O yüzden biz bu soru hep geldi. Bizim öyle bir yöntem yok ama yok. İşte mesela kendini kısıtlamak bir kere güzel geliyor. Mesela biz bazen şey diyoruz. Abi şu an tamamen böyle elektronik müzik düşünelim. Bu içimizdeki analog işte davullu kayıt şeyi de biriksin. Hani oraya aç bırakıp sonra oraya döndüğümüzde çok hevesli. Oraya aç bırakıp oraya döndüğüm o yöntem oluyor. Şeyde hiç yani hepsi onu söylüyorum. Her çeşit şarkı yazmışızdır. Önce söz, sonra bir şey, önce bir fikir. Bazen bir klip fikri gelip o klip fikrine şarkı tasarladığımız da oldu. Dediği gibi karakter oldu. Benim Uğran'ın yaşadığı bir şeyden etkilenip şarkı yazdığım oldu. Onun tam tersi oldu falan. Benim hoşuma giden şey kesinlikle şu. Hani az önce dedin ya şu işte sabah gidiyormuş. İşte barda yazıyormuş falan gibi. Yani onların hepsi bana ben şey gibi görüyorum. Hepimiz böyle evrende ya bu besteler, fikirler bunların hepsi havada geziniyor bir yerlerde. Biz de böyle alıcılarız. Yani o yüzden ne kadar fazla alıcı enstrüman işte ben gitar çalayım, piyano çalayım. İşte akşamları arada bir oturayım, işte bir içki içeyim, bir moda gireyim. Bunu alıcı olarak görevimi yapayım gibi yaklaşıyorum. Ve şey hani hep bir şey mottomuz da var hani. Bu kesin bir şey değil ama biz böyle varsaydık bunu. Hani 15-35 yaşımız arasında çok üretken geçirelim. Çünkü şeye çok takılmadan hani. Aa, ne kadar iyi oldu, mükemmellik kovalamadan, maksimum üretim şeyinde olalım. Çünkü çok prime bir time geliyor bize o müzikal keşif yolculuğunda. Tabii bu deneyimlediğimiz bir şey değil yani yaş olarak da ama böyle varsayıp gittiğimiz için her çeşit... Cemal Süreyya'nın şiir gençidir diye bir lafı var. Küçük İskender de onun açıklamasını şey diye yapardı rahmetli. Çocuğun yeterince tecrübesi olmaz, heyecanı vardır. Ama o tecrübeyle birleşmediği için yazamaz. Yaşlının da yeterince tecrübesi vardır ama o heyecanı olmadığı aynen, için yazamaz. Aynen bence de müzik de öyle çok. O üretim prime time'ı doğru aslında bakıyorsun. Ya bana da öyle geldi hep. Çünkü ben şey çok nerdy bir şekilde biz hep böyle sevdiğimiz müzisyenlerin kariyerlerini vesairelerini falan incelerdik. Hep şey dikkatimi çekerdi yani. Hani 15 ila 35 yaş arasındaki o kariyer, müzik kariyeri gibi geliyor. 15 yaşı da şöyle. O yaşta yaptığı besteler bazen çok güzel oluyor insanların. Yani bakıyorsun atıyorum Kurt Cobain tamam ama aa bunu 16 yapmış, bunu 17'de yapmış. Hani tamam şarkı 23-24 yaşında çıkmış ama hani orada insanın yakaladığı bir pür bir saf bir şey var. Yani zamanın ruhunu yakalamakla ilgili bu analiz edip yapması zor bir şey bence. Biz o yüzden deli gibi üretelim. Yani kendimize engel koymayalım. Her şeyi çıkaralım. Yani insanlar beğendiklerini dinler zaten ve biz hep bir şarkı değil de kariyer building olarak baktık kendi olayımıza. Hani geri dönüp bakıldığında ne görünüyorsa önemli diye baktığımız için bol üretmeye çalışıyoruz. O yüzden her yöntemi deniyoruz bence. Bazen yani yolda yürürken şakalaşırken yaptığımız şarkı da var yani. Abi böyle bir laf. Hani, Çöp çatan öyle çıktı mesela. Evet. Ben işte Uğran'la yürüyoruz bir şey dedim işte ya bir laf ettim ne demiştim. Beni ona övüyor, onu bana övüyor bir arkadaş var ondan bahsediyoruz. Ondan sonra mırıldanmaya beni ona övüyor falan öyle yol Bahriye'den aşağı kadar. Onu böyle telefona kaydettik sonra o halime koyduk falan. Evet. Örnek diye veriyorum bununla yani. Bunun gibi
envai çeşit yani bizim yayınlanmış 80'e yakın şarkımız oldu. Onların muhtemelen 50 farklı, 60 farklı yöntemle yazılmıştır yani. O zaman aslında bakarsan senin için doğru formül ikinizin bir arada aynen. Uyum evet. içinde devam bizim zaten ediyoruz. Tanımımız o. Dolu Kadehi Ters Tut'un janrasını falan sorduklarında şey diyoruz. Uğuran'la Olcan'ın o sırada yapmak istediği müzik. Müzik evet. Neyse o. İşte Dolu öyle ters. Söylemek daha zor olacak. Evet. Dolu Kadehi Ters Tut demiyoruz. Evet. O bile zorken. Evet evet. evet. Aynen. Süper. Aslında onu, şey, onun şakasını yapıyorduk. Yani isimle ilgili soru gelince hani Uğuran ve Olcan'ın yaptığı müzik mi deseydik? Yani o evet. bir isim koymak gerekiyordu. Bunu koyduk falan. Abi süpermiş. O zaman programın bu kısmını burada finalize edelim ve stüdyoya geçelim. Ve stüdyoda da etkilendiğiniz ve dinlemek istediğiniz müzisyenlerden örnekler vererek radyo programı hazırlayalım. Olur mu? Süper olur. Çok tamam. heyecanlı. Birazdan ya. Stüdyoda görüşürüz o zaman. Evet, Radyo Eksen stüdyolarına geldik. Sevgili Uğurhan ve Oğulcan'la bu sefer radyo programımız için... şarkı ve grup seçeceğiz. Hem sound olarak hem de tavır olarak etkilendiğiniz gruplardan biraz konuşalım. Ondan sonra seçeceğimiz gruplara biraz karar verelim. Ondan sonra direkt radyo programına geçelim diye düşünüyorum ben. Evet. Top sizde. Yani bizim en çok genel, yani hep değişiyor dönem dönem etkilendiğimiz albüm veya proje bazında değişiyor. Ama en yaygını şey diyebiliriz. Red Hot Chili Peppers'la 21 Pilots'ın evet. en büyük 1-2 influence olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet çok doğru olur. Peki şey başka? Green Day diyorduk ama. Ha, Green Day'in şöyle benim ilk vokal yaptığım zamanlarda falan ya şöyle oldu hatta biz Kastav'da ilk hani katıldığımızda ben yine gitarist olarak girdim. Başka bir vokal vardı. Böyle provada çalışırken ben bir ara mikrofonun başına gidip işte şeye girdim. Do you have the time falan diye böyle sesimi de böyle benzet basket falan. Case. Ha, basket case'e girdim. Ondan sonra basit çocuk dedi ki ya sen söyle dedi falan orada kız bozuldu falan böyle. Ondan sonra oldu bittiye geldi ben vokal buldum kendime. O yüzden basket case'in öyle special bir yeri olmuş oldu. Onun dışında işte aynı yerden ben de Guns N' Roses diyebilirim. İşte yine yarışmada ödül kazandıran evet. Welcome to the Jungle. Vay. Guns N' Roses'un da öyle bir etkisi vardır. Şey söyleyebiliriz konsept olarak belki hani DKTT albümünde Weekend'in son albümünden evet, çok. Delicesine dinlediğimiz o sıralar. Evet. Hala dinlediğimiz. Evet evet. Yani o şey albümü. İşte Blinding Lights falan oldu. Neydi? After Hours mı? Ya ben hep seviyordum Weekend'i ama eski trilojiden beri çok güzel buluyorum işlerini. Ben kesin Queen de demek isterim bu arada. Ha, çok etkilemiştir süper. Yani Freddie Mercury. Red Hot'tan şeyi söyleyebiliriz özellikle. Bu şimdi yeni Black Summer mesela diyelim. Yeni çıkan. Yeni çıkan bir tane daha çıkarttılar. Evet şey Black... Poster Kid mi? Poster Child mı? Poster Child. Evet. O da çok şanslı bir şey oldu bizim için. Çünkü biz tam yine tekrar stüdyo sound albümü yapmak istiyorduk. Yani ve o sound'a girmek. Yani bizim de şimdi yeni single çıkacak mesela haftaya. Cuma evet. 11'inde. Mesela böyle tam uzun süre 3 yıl sonra ilk defa davul kaydettik bir şarkı için falan. Hani bir sürü kayıtlar yaptık böyle. Red Hot'un da yeni albümü çıkıyor olması ve John'un benim yani peygamberim gibi bir şey John Frusciante. Onun dönmesi zaten falan süper bir şeydi. Şimdi onların albümü çıkıyor olması bizi çok şey yaptı böyle. Aa güzel onları dinleye dinleye daha da gaza gelip yaparız. Frusciante'nin solo çalışmalarını dinliyor muydu? Ya evet çok ben çünkü onun hastası bir çocukluk geçirdim yani. Ben böyle küçükken hatırlıyorum ya Frusciante'nin çaldığı her şeyi çalabilsem falan diye hani öyle çalışmaya çalışıyordum falan. Çok basic ama çok melodik ruhlu bir herif. Ya evet yani? ben işte o yüzden kendimi hep orada tutmaya çalıştım. Böyle çok teknik çok çalıştım ama hani daha çok böyle duygusuyla çalan, biraz salaş çalan ama güzel bir salaşlıkta çalan. Onlar da aşırı salaş sahnede evet. yani. John Frusciante aşırı salaş bir gitarist ama yani o absürt bir müzisyenlik gibi geliyor bana. Yani taklit etmesi çok zor. Duyduğunda direkt aa bu diyebildiğim bir şey. O zaman grupları seçtik. Radyo programına geçelim. Tamam. Görüntülü kısmı bitiriyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ya. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Biz teşekkür ederiz. Süper. Çok keyif aldık. Süper. Sizin yeni şarkının ismini de o zaman şu anda zikredebiliriz. Program daha sonra yayınlanacağı için. Tabii tabii. Hiç iyi değilim. Aynen. Hiç iyi değilim. Şey, şey soru cevap yapalım dedik işte hiç iyi değilim geliyor hani sorularınız var mı falan diye biri şey yazmış ne demiş şarkının ismi niye böyle içinde mi geçiyor falan hani yok öyle diyesimiz geldi falan alakası şarkı çok evet, yüksek evet. ve keyifli bir şarkı. Neşe şarkısı. Yok, şarkı geçen hafta da şeyden onu da tekrar almış olayım Sena'dan onun yeni şarkısını çalmıştık onun da ismi Çok Geç Kaldın. Böyle artık durum tanımlamalarını evet. Siz jenerasyon çok daha fazla kullanıyor. Bizimkiler biraz daha geniş. Cevapsız sorular. Dursun zaman. Evet, isimde de o var bence. İsim grup isimleri de
Zamanın ruhuyla şey oldu. Yani bize de şimdi şey koymak zor geliyor. Tek kelimelik bir şeylik böyle bir şeyi kapsayan bir isim bulmak çok zor geliyor. Çok kro gibi geliyor değil mi? Manga yani, bitti gitti. Yani, kro değil de yani o da şey zor yani şimdi ne diyeceğiz The isim bulmak hakikaten zor. Çok yani. Zor yani. Manga mesela çok iyi yani. Ha, manga güzel hani işte evet, duman güzel çok yakışıyor yani. O bizim şansımız oldu ya. Yağmur bulmuştu o ismi ve bir şekilde kaldı da yani ama... O dönem yani 2002-2003'ten bahsediyoruz. Bu kadar popüler ve aktif falan da değildi yani bu manga anime kültürü falan yani. Şu anda ondan mı geliyor peki? Tabii oradan geliyor. Tabii. Direkt oradan geliyor. Yani hatta ilk albümün işte Spa'nın olması vesaire falan o konsept falan animasyon klip olması falan hep onların birbirini tamamlaması yani askeri durumla falan filan şey hep konuşulurdu yani. Hatırlıyorum yani. Şundan mı geliyor? Hayır aslında şu demekmiş. Aa şöyleymiş falan diye. Öyle şehir efsaneleri oluyormuş. Yani. Evet süper. Evet. Bizli çok olamıyordur. Okey. O zaman programın bu kısmını finalize ediyoruz. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ve artık bu programı umarım herkes keyif alarak izleyecek. Görüşmek üzere.